Akrep 2'nin tüm özelliklerini bizlere anlatabilir misin? Akrep 2 ilk olarak elektrikli versiyonunu 2019 İDEF fuarında sergilediğimiz ileri keşif gözetleme aracı olarak tasarladığımız platformumuzun dizel versiyonu. Dizel versiyonunu ilk kez İDEF 2021 fuarında sergiliyoruz. Aracımız birçok ilki üzerinde barındırıyor. 3 kişi personel kapasiteli. Esas amacı düşük süratli bir ileri keşif gözetleme aracı olarak tasarlandı. Burada sergilediğimiz versiyonu üzerinde 90 milimetrelik yüksek kalibreli bir silah kulesiyle birlikte sergiliyoruz. Dünyada şu anda bu boyutta bir silah kulesini bir 4x4 araç üzerinde taşıyabilen başka modern bir platform yok. Bu anlamıyla Akrep 2 dünyada bir ilk. Akrep 2'nin düşük silüetinin yanında mayın ve balistik koruması da oldukça yüksek. Bu hem düşük silüeti hem yüksek mayın ve balistik korumayı hem de yüksek vuruş gücünü birlikte sağlıyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanmış bir araçtır. Yerli ve milli imkanlarla aynı zamanda üretildi. Bu düşük silüeti sağlayabilmek için aracın güç paketi aracın arkasında yerleştirildi ve çok özel bizim U güç grubu olarak tanımladığımız, U tipi yerleşim olarak tanımladığımız bir güç paketi konseptine sahip aracımız. Aracımızın maksimum hızı 110 km/saat. 50 santim dik engeli geçebiliyor. 1 metrelik hendekleri geçebiliyor. 1 metre suya basarak geçebiliyor. Aracın etrafında pek çok kamera mevcut. Bunlardan bazıları örneğin bu kamera ileri daha uzak mesafeyi gösterirken, personele yönelebilecek tehditleri gösterirken, küçük kamera daha araca yakın bölgeleri gösteriyor ve şoför aracın içinden araca kuş bakışı sanki bir drone'la bakmışsınız gibi bir görüntüyü de görmüş oluyor. Aracın her iki aksı da direksiyonlanabilir. Özel bir modla arkadan direksiyonlamanın amacı aracın dönüş yarıçapını azaltmak ve meskun mahal operasyonlarında, meskun mahal kullanımında kullanıcıya rahatlık sağlamak, bir esneklik sağlamak. Aynı zamanda özel bir modla ön ve arka akslar aynı yönde direksiyonlanarak araç burnunu döndürmeden bir yengeç yürüyüşü yapabiliyor. Lastikler patlak gider özellikle. Lastikler patlasa bile lastiğin içerisinde bulunan bizim ram filet dediğimiz özel bir yapı sayesinde emniyetli mesafede, emniyetli bir yere gidinceye kadar araç 40 kilometre hareket edebiliyor.